Hilal Hanım merhaba. Böyle hızlı adımlarla nereye gidiyorsunuz? Merhaba. Bugün değişimim için farklı bir adresteyiz. Cildim için Fatih Dağdelen hocama geldik. Benim şikayetim cildim bazı bölgelerinde lekeler vardı ve çok mat ve canlı durmuyordu. Bakalım Fatih hocamız ne diyecek? Artık ablamla bulunduğum ortamlarda hanginiz büyük diye bir soru olmayacak. Çünkü gençleşmeye gidiyorum. Merhaba hocam. Merhabalar. Merhabalar. Ben Yıldırım Eğilim'im benden Hilal. Hoş geldiniz Hilal Hanımcığım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz sormanız. Çok sağ olun efendim. Gayet gençsiniz, güzelsiniz. Ne yapacağız size biz? Bilmiyorum. Şikayetlerim var. Buyurun oturun efendim. Buyurun oturun. Evet Hilal Hanım. Siz gayet genç ve güzel bir hanımsınız. Ne yapacağız size biz? Şikayetiniz hocam, nedir? Benim zamanla oluşan yüzümde lekeler var. Dudak üstü, boğazımda. Hı-hı. Ve ayrıca yüzüm çok mat. Evet. Canlı bir görüntüsü yok. Hı-hı. Bu yaşlı görünmeme sebep oluyor. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle, yüzünüze baktığım zaman hani küçük ufak tefek lekeleriniz var. Aslında lekenin tedavisi yok. Yani leke kullanılan ilaçlarla ya da herhangi bir tedavi metoduyla, yani lazer ya da başka bir şeyle yok olmuyor. %100 bir tedavisini burada söylemek gerçekten doğru olmaz. Bence şarlatanlık diyorum buna, bu kadar net söyleyebilirim. Ama bizim özel bir yöntemimiz var. Hücresel tıp, yani PRP tedavisi dediğimiz, kök hücre tedavisi gibi değerlendirebilirsiniz. Eğer bu uygulanır ise bununla lekelerinizin bir miktar daha açılması, azalması mümkün. Ama bu da yılda bir defa değil, yani belki 3-4 defa yapılarak ancak sonuç alır. Bununla hem cildinizdeki o sizi rahatsız eden matlıktan kurtulursunuz, daha genç, daha canlı bir deriye kavuşursunuz ve yüzünüz bundan çok daha iyi bir noktaya gelebilir. Bunun dışında sizi ne rahatsız ediyor peki? Güldüğümde kaz ayaklarım çok belirgin. Gülümseyin bakalım. Evet, gerçekten kaz ayaklarınız belirginleşmeye başlamış. Biraz da kızın bana. Hatta şöyle saçınızı böyle açarsanız. Kızın. Evet, yukarı doğru kaldırın. Evet. Gerçekten kırışıklıklarınız artık oluşmaya başlamış. Bazı mimiktendir sanırım, bilmiyorum. Çok gülmeyi seviyorum. Gülmek güzel bir şey ama kırışıklık olunca insanı rahatsız ediyor. Ve 31 yaşında bir hanım olarak istiyorsunuz ki daha canlı, daha parlak bir cildiniz olsun. Tamam, bunu da yapabiliriz. Bunun dışında rahatsız eden bir şey var mı? Hayır. Bu kadar. Evet. Ben onun dışında aslında bir şey daha görüyorum. Eğer siz de uygun görürseniz bunu da size uygulamak isterim. Alt göz kapaklarınızda biraz hafif bir çukurluk var. Bir halkalanma gibi, evet, morluk gibi. Aslında tam morluk da diyemeyeceğim ama belki biraz orayı da doldurursak yüzünüz birazcık daha canlı, daha güzel bir görünüme gelir. Peki, bunu da yapmayı size öneriyorum. Yani sözün kısası size kırışıklıklarınıza yönelik olarak bir botoks uygulaması yapacağım. Bununla beraber cildinizdeki o matlığı, cansızlığı yok etmek için ve lekelerinizi azaltmak için size PRP tedavisi uygulayacağım. Bunun dışında bir de alt göz kapaklarınıza ışık dolgusu yapmayı planlıyorum. Sizin için uygun mudur efendim? Çok sevinirim. Size emanetim. Tamam. Botoksla ilgili biraz bir şeyler anlatayım. Botoks yılda 2 defa yapılan bir şey. Etkisi 4 ile 6 ay sürüyor. Ve kolay bir uygulama. Aslında 1-2 dakika içerisinde uygulanabiliyor. Işık dolgusu dediğimiz şey ise bu yılda 1 ya da 2 yılda 1 yapabileceğiniz ve herhangi bir alerjik, herhangi bir yan etkisi, tesiri olmayan bir uygulama aslında. Onun içerisindeki madde hyaluronik asit, aslında bu derimizde olan bir maddedir ve cildimizin aslında nemini verir, cildimizin canlılığını verir. Su tutar, su tuttuğu için de orayı dolgunlaştırıyor. O yüzden oranınız daha dolgun gözükecek ve gözlerinizdeki bakışlarınızın daha hoş, daha güzel görüneceğini ben düşünüyorum. Okey, o halde önce resimlerinizi çekeyim isterseniz, sonra da uygulamamızı yapalım. Bu yapacağımız uygulamaları göreceksiniz. Birkaç dakika içerisinde hepsini halletmiş olacağız. Şurada gördüğümüz alanda ciddi bir boşluk var. Burada da aynı şekilde. Birazdan aynayla da göstereceğim. Neden bahsettiğimi zaman daha iyi anlayacaksınız. Bunun dışında tabii ki cildinizde doğum yaptınız mı peki? Hayır. Doğum yapmadınız. Bu lekeler konusunda tabii güneşten kendinizi korumanızı tavsiye ederim. Bu gerçekten lekeyi çok artıran bir şey. O halde buraya uzanın, hemen işlemimizi yapalım.
Fatih Hocam, ilk hangi uygulamayı yapacaksınız? Şimdi hastamızın ilk etapta ışık dolgusunu yapacağım. Hafif yukarı bakın efendim. Bakın gördüğünüz gibi buralarında ve burasında ciddi bir çukurluk söz konusu. Ve biz direkt olarak bu çukur olan yerleri dolduracağız. Işık dolgusu denmesinin sebebi şu. Bu bölge ne kadar çukur ise orası o kadar az ışık alıyor. Bundan dolayı da burası morluk şeklinde kendini gösteriyor. Derinin rengini değiştiren bir şey değil. Çukurluğu dolduğu için, daha çok ışık aldığı için orası daha açılmış gözüküyor. Bu nedenle yapıyoruz. Bu hastamızdaki tabii asıl problem oradaki çukur olması. Şimdi ışık dolgumuzu alalım. Bu acısız bir şey efendim. Korkmayın lütfen. Fatih Hocam, ışık dolgusunun etkisi hemen görülüyor mu? Evet, hastamıza bir tane de ayna verir misiniz? Hemen hastamızın da görmesini istiyorum. Bakın çukur olan alanı bu taraftakini doldurdum. Bu tarafta hala çukur. Burada kameradan da çok net gözüküyor. Bakın bir dakikalık bir işlemle anında bir fark. Ve bu her iki kadından birinin sorunu diyebilirim çok net olarak. Hastamıza bir gösterelim. Hastamız da görsün ne yaptığımızı. Belli oluyor iki isim arasında falan. Dediğimi anladınız mı? Hani neden bunu size önerdiğimi, ihtiyacınızın olduğunu aslında belirtmek için yapmıştım. Şimdi diğer tarafa da uygulamayı yapacağım. Koyun efendim başınızı. Şimdi ilk tarafı yaptım ve siz de gördünüz. Hilal Hanım, ağrınız olmadı değil mi efendim? Hayır, gayet iyi. Bu her şeyden önce normalde cildimizin içinde olan bir madde aslında. Sentetik olarak üretilmiş ama içerisinde hyaluronik asit vardır. Normal derimizin içerisindeki bir maddedir bu aslında. Su tutan bir maddedir. Ve yaşla beraber, yaş almayla beraber cildimizdeki hyaluronik asit miktarı azalır. Ve cildimiz kırışmaya, cildimiz nemini kaybetmeye, matlaşmaya ve canlılığını yitirmeye başlar. Ve bu nedenle bu ürün üretiliyor. Ama doldurmak için, çünkü su tuttuğu için o bölgeleri dolgunlaştırıyor. Dolgunlaşmayla bu bölgeyi canlandırıyor da bir miktar aslında. Dediğimi aldınız mı efendim? O yüzden organik bir ürün olduğunu aslında söylemek gerekir. Evet, şimdi bu tarafa yapıyorum. Tabii göz bölgesi olduğu için ister istemez insanlar çok endişe ediyorlar. Ama bilmelisiniz ki bizler cerrah olduğumuz için bu bölgelerle çok uğraşıyoruz. Yani ben aslında burada şundan bahsetmek isterim. Göz altına yaptığımız bu ışık dolgusu bizim aslında sürekli üzerinde çalıştığımız bir bölge. Çünkü ben göz kapağı estetiği, göz kapağı ameliyatıyla çok uğraşıyorum. Ve göz kapağı yaptığımız hastalarımızda, alt göz kapağında bu bölgeyle aslında çok haşır neşiriz. Yani anatom atlasından bakmıyoruz. Ameliyatta da bunun yani hangi bölgelere yaptığını çok net görüyorum. Yani buralar bizim sürekli uğraştığımız alanlar. Evet, hastamızın ışık dolgu uygulamasını bitirdim. Yaklaşık bir dakika sürdü farkındaysanız. Çok acımadı, öyle değil mi efendim? Hiç acı yok. Çok güzel. Şimdi botoks uygulamamızı yapıyoruz. Fatih Hocam, botoks uygulaması hangi durumlarda yapılıyor? Botoksun etkisini biz aslında 3 basamakta toplayabiliriz. Botoksun birinci etkisi bu bölgede oluşan kırışıklığı azaltmak. İkinci etkisi bu kırışıklığın ilerlemesini engellemek. Üçüncü etkisi ise bazı hastalarda tik tarzında, mesela sürekli gülümsüyor, sürekli kızıyor, sürekli alnını kırıştırıyor. Bu tip hastalarda ise oluşmuş olan tiki azaltmak yönünde 3 tane etkisi var. Bunun dışında botoksu biz migren tedavisinde de kullanabiliyoruz. Ki ben tabii nörolog değilim. O yüzden migren tedavisi için botoks yapıyorum gibi bir söylemim yok. Ama migren ağrısı olup bu amaçla botoks yaptıran, zaten güzelleşmek için yaptırıyorlar hazır olmuşken migrenlerine de iyi geldiğini söyleyen yüzlerce hastamız var. Botoks etkisini bir hafta içerisinde gösterir. Yaş olarak bakın hastamız 31 yaşında. 31 yaşında bir hanımefendiye de rahatlıkla uygulanabilir. Botoks için illaki belli bir yaşı beklemek gerekmiyor. Herkesin çünkü kırışıklığa olan meyli farklı. Derinleştikten sonra
Yani diyelim ki bu hastamız şu anda yaptırmasa 5 sene sonra ya da 10 sene sonra yaptırsa kırışıklıklar artık, kızın efendim biraz bana gevşeyin. Gevşeyin. Kırışıklıklar artık netleşmiş olacaktır. Ondan sonra yaptırmasında çok anlamı yok. Çünkü hani oluşmuş olan kırışıklığı artık yok etmiyor. Şimdi botoks uygulamamızı da bitirdik. Tabii burada ufak böyle silik ısırığı gibi hafif şişlikler oldu. Bunlar normal. 5 dakikaya kadar bir şey kalmayacak. Şimdi kanınızı alacağız efendim. Kan alındıktan sonra PRP'mizi hazırlayacağız. Sonra da PRP'mize enjekte edeceğiz. Bununla da cildinizin daha böyle canlı görünmesini sağlayacağız. Şimdi birazdan kan aldıktan sonra bir 5-10 dakika içerisinde PRP'miz hazırlanır. O esnada buradaki iğne izleri dışında şişlikleri de yok olduğunu göreceksiniz. Oldu mu efendim? Cildindeki lekelerden şikayetçi olan Hilal Hanım'a operatör doktor Fatih Tadelen lekeleri azaltmak için PRP uygulaması yapıyor. Hastamıza biliyorsunuz ışık dolgusu yaptım, botoks yaptım ve az önce de PRP'lerini hazırladım. Şimdi de hastamıza bir anestezi doktorumuzun eşliğinde ona ağrı kesici verdik. Bu bir anestezi değil aslında. Hastamız kendinde aslında. İyi misiniz efendim? Her şey yolunda mı? Evet. Hastamız ağrı kesici yaptığımız için iğnelerimizin ağrılarını hissetmeyecek. Buradaki en büyük hedefimiz de ona anestezi vermeden ağrısız bir işlem yapmaktı. Evet. Şimdi PRP'lerimizi uyguluyorum. Fatih Hocam, PRP nedir? PRP nedir? PRP hastamızdan kan alındı, özel bir işlemden geçirildi. Ve bunun içerisinde trombosit dediğimiz kan pulcukları vardır. Bundan zenginleştirilmiş bir plazma ve biz bunu hastamızın özellikle leke olan bölgelerine, yüzüne uyguluyoruz. Bu şekilde cildinin parlamasını, daha gençleşmesini, canlanmasını sağlayacağız. Bununla beraber hastamıza mezoterapi de uygulayacağım ki cildin ihtiyacı olan elektrolitleri, mineralleri, vitaminleri cildine verelim. Böylelikle çok daha güzel, çok daha canlanmış bir cilde kavuşacak. Evet efendim, bu kadar. Çok çok teşekkür ederim Hilal Hanım. Çok sağ olun efendim. Ve uygulamamızı böylece bitirdik. Fatih Hocam, Hilal Hanım'a hangi uygulamaları yaptınız? Evet, 32 yaşındaki hastamızın en büyük şikayeti kaz ayaklarıydı ve cildindeki lekelerdi ve cildindeki matlıktan ve kuruluktan yakınıyordu. Hastamızı az önce gördüm. Gördükten sonra ona ışık dolgusu da önerdim. Çünkü alt göz kapağının olduğu bölgede çukurluklar vardı. Önce botoksumuzu yaptık. Sonra arkasından hastamıza dolgu uygulaması, ışık dolgusu uygulaması yaptık. Alt göz kapağındaki çukurluklar ve morluklar için. Sonrasında kan aldık. Ve onu özel bir işlemden geçirerek kanın içerisindeki PRP'yi ayıkladık. Yani platelet'ten zengin plazmayı aldık ve bunu hastamızın yüzüne uygulayarak cildinin daha gençleşmesini, canlanmasını sağladık. Beraberinde bir de mezoterapi yaptık ki böylelikle cildinin ihtiyacı olan bütün vitaminleri, mineralleri ve gerekli olan bütün hücreleri, bütün yapıları ona enjekte ederek böylelikle hastamızdaki güzelleşme işlemini ameliyatsız bir şekilde çözmüş olduk. Artık bundan sonra hastamızın iyileşmesi bitsin. İyileşmeden yani otursun yaptığımız uygulamalar bir hafta sonra ekranlarda onu izleyip gerçekten yaptığımız işlemin efektivitesini, etkisini de görmüş olacaksınız. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing.